Devam edelim sevgili izleyiciler, diğer gelişmelerde. İyi Parti lideri Meral Akşener'in açıklaması var. CHP lideri Kılıçdaroğlu Sadat konusuyla ilgili uyarılarda bulunuyordu tabii. Akşener de dedi ki bu uyarılar ciddiye alınmalıdır dedi. Kendisinin daha önceden kamp görüntüleri gördüm diye bir açıklaması vardı. Onu yineledi. Sanırım siviller dedi. Bir taraftan da siyasi yasaklar gündemindeydi. Kılıçdaroğlu Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı. Daha farklı bilgiler elde ediyordur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu eylemini, buraya çektiği dikkati Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ciddiye alınması lazım. Yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bizim kullandığımız adeta darbeci bir oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor. Sayın Erdoğan ben onları tanımam etmem dedi. Evet. Sayın Erdoğan genel olarak böyle can istediği zaman hemen inkar eder. CHP liderinin seçim güvenliği için Sadat'a gidişi ve Sadat hakkındaki iddiaları ittifak ortağı İYİ Parti lideri Akşener, Kılıçdaroğlu'nun dikkat çektiği noktaların ciddiye alınması gerektiğini söyledi. 2018'di. Şimdi ben de eski İçişleri Bakanıyım. Fotoğraflar dizisi geldi. Konya ve Tokat'la ilgili oradaki kamplara dair fotoğraflar geldi. Eğitim yaptırılan kamplar. Sadat ve kampı diye mi geldi? Tabii Sadat'a ait. Bir şirket değil, paramiliter bir örgüt olarak altını çizdi. Şimdi ben kendimden biliyorum ki bunun ciddiye alınması lazım geldiğini söyledim. Geçmişte Akşener'in eğitim kampı fotoğraflarını gündeme getirmesinin ardından savcılık soruşturma başlattı Sadat hakkında. Akşener de savcılığa fotoğrafları anlattığını söyledi. Savcılık bir reysel soruşturma açtı, bunlar hakkında açtı. Beni davet etti. Uzunca bir süre konuştuk. Ben kendisine o fotoğrafları gördüğümü ama o fotoğrafları şahsıma almadığımı, kendisine verdiğim takdirde hangi kurumun içinden anlayabileceklerini düşündüğüm için vermediğimi, gördüğümü ve ona inandığımı söyledim. Savcılık bunu ciddiye aldı. Bu şekilde de orada ifade verdim. Ama sonuçta bu Sadat'ın başkanı olan arkadaş baş danışmanlıktan ayrıldı. Sadat uzun bir süre kamuoyu gündeminden düştü. Sadece CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu değil, İstanbul'un başındaki isim Ekrem İmamoğlu için de siyasi yasak talep edildi. Akşener siyasi yasak geleceğini beklemediğini söyledi, nedenini de açıkladı. Ben beklemiyorum. Bu kadar kafa yenemez yani. İkinci turda bunların tamamı gitti 805 bin. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Osman Tokat'ın çift elle atılması demek. Şimdi bunu görmüş bir göz. Bunu duymuş bir kulak. Bunu bilen yani bunu yaşamış bir siyasetçiden feraset beklerim ben. İmamoğlu'na veya bir başka belediye başkanına diyelim ki Sayın Mansur Yavaş'a bu manada bir adım atılmasının Tayyip Erdoğan'ın oyunu yani sıfırın altına düşür. Yargıtay Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onamış siyasi yasak getirilmişti. Karar sonrası gözler İmamoğlu'nun biraz İran'daki karar duruşmasına çevrildi. Muhalefete göre asıl mesele yargıya müdahale. Sadece Sayın Kaftancıoğlu meselesi olarak görmüyorum. Asıl mesele şu. Sayın Kaftancıoğlu'nu bitirdi mi bu ceza? Hayır. Türkiye'de X miktar insan saygı duyuyorsa Y miktara gitti. Atılan her tokat onlara zarar veriyor. Bir başkasının meselesinden ziyade. Onun için özne bu insanlar değil. Sayın Erdoğan'ın yargıya buyurması, Sayın Erdoğan'ın yargıya talimat vermesi, kamu vicdanını, millet vicdanını rencide eden bu. Evet, bu haberle noktalıyoruz efendim.